Efendim Gençlerle Baş Başa devam ediyor. Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı ve Savunma Sanayi Önceki Dönem Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir Hocam misafirimiz. Kıymetli hocam arkadaşlarımızın sorularını almaya devam ediyoruz. Merak ettiği soruları olan arkadaşlarımız ellerini kaldırarak kıymetli hocamızın sorularına sorularını iletebilirler. Şuradaki arkadaşımızı hızlı bir şekilde mikrofon uzatabilir miyiz? Ben getireyim kardeşim. Ben getireyim. Tamam, buyurun. Merhaba, isim Maim Seda Aklıç. Mehmet Emin Sıraç Anadolu İmam geliyorum. Eee insansız İnsansız Sualtı Ekibına size şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir büyük olması sebebiyle sualtı sanayisine çok büyük bir potansiyele sahip. Ancak biz bu potansiyelin yeteri kadar kullanıldığını düşünmüyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sualtı alanında gençlerin yaptığı Arge çalışmalarını destekliyor musunuz? Teşekkürler. Evet, doğru düşünüyorsunuz. <laughs> ben insansız sistemlerden bahsederken hani e, İHA'lar herkesin dilinde ama ben bütün konuşmalarımda insansız, denizaltı, denizüstü, kara ve hava araçları diye 4 birden saymaktayım ve saymaya devam edeceğim. Çünkü e, İHA'ların popüleritesiyle beraber böyle bir dalga var, güzel ama su altı gerçekten önemli, çok haklısınız. Su altında da e, tabii daha sofistike olmak gerekiyor çünkü oradaki iletişim, haberleşme, farkındalık şey, parametreleri tamamen değişiyor. Ee, o anlamda ben de yeterince bir e, çabanın tetiklenmesi gerektiğini inanıyorum. Bunu gündeme getirmeniz benim için de gerçekten önemli bir şey. Bu arada Mehmet Emin Saraç'tan bayağı arkadaşımız var. Ben bir eski Başakşehirliyim, onu da belirteyim. Başakşehir'in arkadaşlarımız ma için. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah hocam. Ee, yine bağım var Başakşehir'le. Ee, o açıdan doğru haklısın. o Her türlü desteği hak eden bir alan ee, ve sadece e, savunma sanayi olarak değil şu anda mesela petrol aramalarımız petrol boru hatlarımız vesaire konularında da önemli çalışmalar yine sualtı altı araçları da yapılıyor olacak. Ee, o konuda her türlü desteğe e, varız, hak ediyorsunuz. İnşallah e, çabalarınızın e, Yankı bulmasını temenni ediyorum Biz de elimizden geleni yaparız Teşekkür ediyorum Evet şuradaki arkadaşımıza Hızlı bir şekilde evet Mikrofonu uzatabilir miyiz Arkadan alabilirsin kardeşim ee, Öncelikle selamun aleyküm Aleyküm selam ee, Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Geliyorum Savunma sanayide dışa bağımlılık şu an ne durumda Bunun hakkında planlarınız ve Düşünceleriniz nelerdir bu, bu konuda hiç durmayan bir planımız var. Amacımız o dışa bağımlılığı bitirmek, özellikle stratejik alanlarda da bitirmek. Ee, ne durumda derken işte kamuoyunda çok söylenen yüzdeler var malum biliyorsunuz. Ama e, durmadan demin de bahsettik her türlü sistem e, küçük bir civata dahi olsa sizi yolda bırakabilir. Onun için e, bu anlamda e, çok hızlı bir çalışma yapmak gerekiyor. Şu anda Sorumluluğunu aldığım bir demir çelik şirketi olan Kardemir mesela, malzeme her şeyin başında gelen ve tarih boyunca insanlığın ilerlemesinde özellikle savunma sanayinde çok önemli bir konu. O da hala devam ediyor. Malzeme alanında eğer zayıfsanız mesela işte tanklar, tüfekler, toplar, uçaklar görüyoruz ama Onları yapan ne? Malzeme ve onları diğerlerinden daha üstün kılan unsurların çoğunun içinde de malzeme teknolojisi var. Ta oradan başlamak üzere kimya, malzeme, biyoteknoloji e, gibi alanlar, işte matematik, yazılım, bio, e, fen bilimlerinin işte biyoteknoloji, biyolojinin diğer alanları, işte bir e, salgında ne duruma geldik gördünüz. Bunları düşünürsek aslında silah sistemlerinin yerliliği kadar o dokunduğumuz diğer alanlarda da iyi olmamız gerekiyor. Yerlik derken, mesela bir Covid döneminde işte bir Türk havak çıkarabildik. Keşke daha erken çıkartabilseydik ama çıkardık. Yani şunu demek lazım. Ülkemizin, halkımızın güvenliğini, sağlığını ilgilendiren her konuda yerli olabilmek önemli. İleri teknolojilere sahip olabilmek önemli. O anlamda da kimseye muhtaç olmamamız lazım. Yine salgın döneminde hatırlarsınız ülkeler birbirlerinin maske kargolarına el koydular. Evet. Yani iş zora gelince kimse sizin gözünüzün yaşına bakmaz. Bu gıda olabilir, tıp alanı olabilir, ilaç olabilir, ulaşım olabilir, iletişim olabilir. Her alanda da kuvvetli olmanız gerekiyor. Ben soruyu şöyle çerçeveliyorum. O zaman savunma sanayinde bir yerlilik evet hedefimiz var. Bir yerlere geldik ama diğer alanlarda da bunu vazgeçilmez bir hedef olarak ülkemizin önüne koymamız gerekiyor. İleri teknoloji ürünleri, katma değerli ürünler ülkemizin ekonomi olarak da, saygınlık olarak da, güvenlik olarak da olması olmazları. Peki hocam, şuradaki arkadaşımıza hızlı bir şekilde mikrofonu uzatabilir miyiz? Merhabalar. Merhaba. Ben Zeynep Rabia Şölen. Mehmet Emin Saraçoğlu Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Ee, sorumdan önce belirtmek istiyorum ki şu anda dünyada demokrasi, hukuk, insan haklarını dillerinden düşürmeyen sözde medeni devletlerin Gazze'de vahşice çoluk çocuk kadın yaşlı demeden başlattıkları bu soykırımı e, şiddetle kınıyorum. Ee, sorum şu ki önceki röportajlarınızda görülmeden görmek, vurulmadan düşmanı vurmak diye bir cümleniz bulunuyor. Bu cümleyi bizim için birazcık açabilir misiniz? Bahsettiğiniz bu teknolojide Türkiye hangi konumda acaba? Evet. Teşekkür ediyorum. Ben merhum Akif'e referans vererek Zübün keş, Avrupa bir lisan anlar ki o da kuvvettir diyor merhum. Onu unutmamak lazım. E, Tabi görmek kelimesini biraz daha geniş anlamda kullanıyorum. Onu belki hissedilmeden hissetmek de diyebilir diyebiliriz. Yani bir harekat ortamında gelen tehdidi bir şekilde fark etmeniz ve onun sizi fark etmesini önleyerek onu elimine etmeniz. Burada bu görüntü olabilir optik görüntü olabilir radar e, gücü olabilir e, lazer teknolojileri olabilir uzaydan yapılan algılamalar olabilir e, çeşitli dalgalar olabilir bunu çeşitlendirebilirsiniz denizle ilgili belirli algılama unsurları olabilir yani kısacası bir e, platform veya bir harekat ortamında e, bütün nesnelerin kendine göre bir sinyal yayma ve görüntü verme özelliği var. Bunları çeşitli teknolojilerle görebilir, hissedebilir hale gelirseniz düşman sizi görmeden önce o zaman bir adım öndesiniz. Yani vuruş menziliniz, önleme, vuruşu sadece silah vuruşu olarak adlandırmıyorum. Lazer, dalga, her türlü şeyi koyabilirsiniz buna. Daha doğrusu etkisiz hale getirme menziliniz, ve onu fark edebilme, tehdidi fark, ede, fark edebilme menziliniz, bunlar size üstünlük kazandıracak olaylar. Yani çok geniş bir teknoloji spektrumu var. Ee, görüntü derken görüntü sadece bildiğimiz optik görüntünün daha ötesinde çeşitli dalga boylarında yapılan algılamalarla yapılan görüntüler, görüntülemeler var. Orada demin malzeme dedik, o algılama yapabilmeniz için çok ileri malzeme teknolojileri var. Onları elde edebilmeniz gerekiyor. Bunların hepsi yine bilimsel çalışma gerektiren ve sürekli bir yolculuk olan, giderek iyileşen unsurlar. Mesela optik görüntü olarak siz 60 kilometreden bir görüntü alabiliyorsanız bu bir kabiliyettir. Sislerin arkasından bir görüntü alabiliyorsunuz, bu bir başka bir kabiliyettir. Ee, karanlıkta, sisli, ışık olmayan bir ortamda görüntü alabiliyorsunuz, bu başka bir kabiliyettir. Bu görüntü için. Diğer dalgalar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dalga boylarına göre değişen algılamalar var. Kısacası bu çok geniş bir alan. Dediğim gibi algılama, hissetme ve vurma. Bunlar bu teknolojiler bazında söylenebilir. Şuradaki arkadaşımıza evet hızlı bir şekilde mikrofonu uzatabilir miyiz? Selamünaleyküm, Selamünaleyküm hocam. Selam. Ben Ali Osman Çağlak, Mehmet Emin Saraç Anadolu Yönetip Lisesi'nden geliyorum. Gençler için savunma sanayi ve uzay teknoloji alanında kariyer yapma konusunda önerileriniz var mı? Gençler kendilerine hangi konularda yatırım yapmalılar? Evet gençler öncelikle sevdiğiniz konuyu çalışın. Yani neyi seviyorsanız ileride mutlu olacağınız bir mesleği seçmeniz önemli. Tabii havacılık ve uzay deyince benim artık kendi alanıma giriyor ve o konuda tabi ki sizlere tavsiyede bulunmak isterim. Ben okuldan mezun olduğum dönemlerde bir uçak mühendisliği mezununun iş bulma şansı yüzde üç beş idi yani ya TUSAŞ'ta ya da Türk Hava Yolları'nda çalışacaktınız, onların yılda aldığı eleman sayısı iki veya üç geçmez durumda idi. Ee, ve bugün artık e, kaliteli uçak ve uzay mühendisi arıyoruz. O konuda önünüz açık. Ve evet. e, gerçekten demin işte havacılıktan bahsettik, Türkiye havacılıkta gerçekten çok hızlı bir ivmeyle yükselişe geçti. E, daha bunun diğer noktaları var artık hızlarımızı artırmamız gerekiyor. Süpersonik, hipersonik hızlara çıkmamız gerekiyor. Uzaya gitmemiz gerekiyor. Burada da yine siz gençlerin kariyer yapması gerek. Bunu yaparken de tabii mezun olup bir şirkette iş bulup çalışmak bir parametre ama daha da ötesi bence belirli alanlarda uzmanlaşmayı, merakınızı artırmayı, hani demin bahsettim ya artık bilgiye erişmek çok kolay. Bu hangi bilgiye erişeceğinizi, amacınızın ne olduğunu, o amaca gitmek için ne tür bilgi derlemesi yapacağınızı çok iyi hesaplayıp kendiniz bunu tam göremezseniz bile büyüklerinizle, öğretmenlerinizle, üniversite hocaları ile temasa geçerek bu yönde sizleri yönlendirmesini beklemeniz ve o bilgiyi hızla edinip içselleştirip oraya doğru yürüyüp bir fark oluşturabilmeniz. Yani ben bir uçak mühendisiyim, ben bir uzay mühendisiyim dediğinizde ee, tamam, evet hangi özel alana yoğunlaşmak istiyorsun, hangi uzmanlık alan seni ilgini çeker, merakın nedir sorusuna da verecek bir cevabınız olursa, o zaman bir adım öne geçersiniz. Ama o alanı da belirlemek size ait olsun. Tabi bunu belirlerken de tabii ki öğretmenlerinizle, hocalarla, arkadaşlarınızla e, görüş alışverişinde bulunmanız, dünyadaki bilgi ortamlarını taramanız, önemli. Ama orada da merakınız en çok ne çekiyorsa oraya doğru yönlenin. En önemli konu da şu benim için. Merak ettiğiniz bir konuda, başarmak istediğiniz bir projede önünüzün tıkanmış olduğunu hissederseniz, eğer buradan bir gencimiz, ben şuna çok meraklıyım, şunu yapmak istiyorum ama şurada şöyle engel çıktı, burada böyle engel çıktı, engellendim, yapamadım dediğiniz zaman biz kendimizi suçlarız çünkü bizler sizlerin önünü açmakla görevli hissediyoruz kendimizi. Hiçbir gencimiz kendi önünün tıkanmış olduğunu düşünmemeli. Biz sizde büyük bir dinamizm görüyoruz. Büyük bir heyecan, büyük bir enerji görüyoruz. Bu enerji yarının patlamalarına yol açacak. Yarının yanar dağlar olacak. Ve dünyada gerçekten bir Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. <laughs> Ve geleceğe doğru yürüyeceğiz. Ama şunu da unutmayın, hani dünyanın gözü Türkiye'de derken bazen bunu politik abartma olarak algılayanlar var. Dünyada zulüm aldı başını gidiyor. Batı bir put gibi, helvadan yaptığı putu yiyen müşrikler gibi yaptığı bütün putları, insan hakları, barış vesaire anlamında hepsini şu anda yerle bir edip yiyor. O anlamda gerçekten mazlum milletlerin gözü, Türkiye'de bunu inanarak söylüyorum. Bizim bir çıkış yakaladığımız noktada onlar için de umut olacağız. Ve bir onlar Türkiye onlar için umut olacak ve Türkiye'nin umudu da sizlersiniz. Aslında sizler bir alkış hak ediyorsunuz. Siz de alkışlayalım.